Merhaba, ben Mustafa Karaca. Senes Tono'da program yazmaya başladık artık. Bu videodan sonra program yazmaya devam edeceğiz. Senes Tono'nun bütün çevirmelerini göreceğiz. Şimdi bu videomuzda G71 ve G70 çevirmelerini göreceğiz. Şu parçayı G71 komutuyla işleyeceğiz. G71 komutu kaba tonolama çevrimidir ve yazılış formatı şu şekildedir. Buradaki ilk satırdaki G71'deki U yarı çapta alacağımız paso miktarı, bakın burada yazıyor, her seferinde alacağı paso miktarı milimetre ve yarı çap olarak. R ise emniyet mesafesi. İkinci satırdaki G71'deki P bizim şuradan başlayıp şu çapa kadar olan takımın bu sınırların arasında çalışacağının başlangıç satırı, yani döngümüzün başlangıç satırı. Q ise, şuradaki Q ise döngünün bittiği satır. U ise, ikinci satırdaki U, finish'e bırakılacak paso yarı çapta, yani x ekseninde, W'da Z ekseninde finish'e bırakılan paso, F ilerleme, S devir ve bu da tabii bunları zaten biz yazmayacağız G71'de. Burada vermiş ama böyle bir şey yok. Şimdi gelelim bu parçanın programını yapmaya. Bunun için tezgahımızı açıyoruz. Böyle bir tezgahımız var. Tezgahımızı açtık. Ben daha önceden tezgahıma 3 tane takım takmıştım. Bir önceki videodan takımları nasıl takıldığını görebilirsiniz. Bu videoda tekrar onu anlatmayacağım. Sadece burada program yazacağım. Şimdi tezgahımın kapısını açmadan önce EMG'yi kaldırdım. Referansa hidrolik açtım. Referansa gönderiyorum tezgahımı. Ve zaten şu anda referanstaymış. X'te ve Y'de. Y değil, özür dilerim. X'te ve Z ekseninde şu anda referansta. Referans ışıklarım da yanıyor. Gelelim programımızı yazmaya. Tezgahın kapısını açtık. İlk önce bir parçamızın ebatlarına bakalım. Parçamın en büyük çapı 50. Demek ki 50'lik bir malzemeye ihtiyacım var benim. Şimdi buraya kadar olan boyu vermiş. Güzel. Parçanın tam boyunu vermemiş. Peki. Biz de burasını artık uydururuz. Şimdi şu resmi aklımda tutmam gerekiyor. Geldim programıma. Benim en büyük ölçüm 50 idi hatırlarsanız. Şimdi 60'lık bir malzemeden ben parçamı işleyeceğim. Veya 55'lik malzemeden işleyelim. Hadi 55 diyelim. Stoğumu bunun için düzeltiyorum. Diyorum ki stoğumun çapı 55. Z boyum ise, parçamızın boyu neydi ya bu arada? 50, 95, 95. Hadi 50 de burası olsa. 145 olsun. Hani buranın 55, 50 olduğunu sayıyorum. 145 boyunda. Ben de 150 boyunda bir malzeme seçtim. Ve içi delik değil malzememin. Tamam. Parçamızı yeniledik. Şimdi bir numara takımla kaba işlemi yapacağım. İşte bunun için şurayı bir kapatayım. Bunun için ben elime alyan takımımı aldım. İşte ayaklarımı 55'lik malzemeye göre ayarladım. Ayaklarımı sıktım. Parçamı bağladım. Aynamı kapattım. Takımlarımı ayarladım. Her şeyim ayarlı. Artık sıra geldi program yazmaya. Program yazmak için tezgah ilk önce edit modunu almam gerekiyor. Ekranın sol alt köşesinde edit yazdı. Program tuşuna bastım. Dır dedim. Bu tezgahımın hafızasında olan programlar. Tezgahın hafızasında olmayan bir tane program seçmem gerekiyor. Mesela 8 numara boş, 9 numara boş, 12, 13, geri kalanları boş. Ben 12 numara diye bir program açacağım. O 0, 0, 12. Neden programların başına O harfi yazıyoruz?
Tamamen İngilizceden geldiği için open yani açmak demek. O yüzden bütün programların panik tezgahlarının özellikle başlarında O harfiyle program açarız. Open'dan geldiği için bilin. Insert dedim. Boş bir programa giriş yaptım. Hop. Insert dedim. Hatta burada parçamıza, programımıza bir isim verelim. Şuradan parantez açıyorum. Ne diyelim? G70 ve G71 ve G70 diyelim. G71. Ben bu arada klavyeden yazıyorum. Buradan yazmak biraz zor olacak. O yüzden klavyeden yazıyorum. Siz gerçek tezgahta zaten buradaki kontrol testi kullanarak yazacaksınız. Onu söyleyeyim. Arada boşluk bırakmam için Shift 6 SP Spacebar demek. SP tuşuna bastım. Orada bir tane boşluk bıraktım. Ve buradan V oraya bırakmadı. Bir saniye. Shift'e bastım. 6'ya bastım. Ama boşluk bırakmıyor. Neyse gerçek tezgahta Shift'e basıp şu 6'ya bastığım zaman burada bir tane boşluk bırakır. Onu söyleyeyim. Madem boşluk bırakmıyor, biz de orta çizgi koyalım. G71 ve G70 örnek diyelim. Parantezle programı kapatamıyorum. Evet, şimdi kapattım. Insert dedim. Programın ismini giriş yaptım. Şimdi yapmam gereken takım belirlemek. Takım 0101 ve bu takıma isim vereceğim. Neydi bu? WNMG. Parantezimi kapattım. Hop. Insert dedim. Operatör hangi takımı bağlayacağını bilsin. Yani maksat bu. Ne kadar detaylı, ayrıntılı bir program yazarsanız sizden sonraki yani programı siz yapmanıza rağmen sizden sonraki gelen arkadaşlar programın dilini anlasınlar. O yüzden ben her zaman açıklamalı bir program yapmayı severim. Şimdi devir vereceğim tezgahıma. Yani parçamı kesmek için. Takımım M4 yönünde kesmeye uygun. Elmasın üstte çünkü. Kaba işlerde ben her zaman M4 yönünde kesmeyi tercih ederim. Tezgahım ve parçam eğer buna müsaitse. Çünkü kaba işlerde tezgah çok yük çeker. Bütün yükü tarete bindirir. Taret de kendi bloğuna bindirir. Eğer bu M3 yönünde olmuş olsaydı ne olacaktı? Taret arkaya doğru zorlayacaktı. Ve tezgahımın taretinin yıpranmasına neden olacaktı. O yüzden ben kaba işlerde fazla paso verdiğim için tezgah M4 yönünde çalıştırıyorum. Takım aşağı doğru binsin. Takımın taretin bağlı olduğu blok da tezgahın kızaklarına binsin. Yani taretimi çok zorlamasın. O yüzden kaba işlerde her zaman M4 yönünde kesmeyi tercih ederim. Sıra geldi devir vermeye. Bunda artımsal bir devir verebilirsiniz isterseniz ama şu anda ben G90 ile sabit devirle keseceğim bunu. Artımsal devri daha büyük çaplardaki malzemelerde kullanacağım. Geliyorum diyorum ki G97 sabit devirle S1000 ile dön. Buradaki devir tamamen malzeme cinsinize ve takım cinsinize göre değişiklik gösterebilir. Yani kafanızdan uydurabileceğiniz bir değer değil bu. Onu söyleyeyim baştan. Şu takımda kullanmış olduğunuz elmas kutusunun arkasında VC, FZ hızları yazar, değerleri yazar. Oradan hesaplayarak buraya o çıkan sonuçları girmeniz gerekiyor. Onu da söyleyeyim. M4 yönünde kesim yapacağım. Şimdi parçamın benim stok çapım 55'ti. Geliyorum diyorum ki G0'la hızlı bir şekilde X 55 Z 3. Şimdi takımım şu an refer şey taretim şu an referansta. Şu yazmış olduğum koda göre takım taret hızlı bir şekilde konik bir şekilde gelecek. Parçamın tam şurasında bir yerde bekleyecek. Eğer benim parçama punta basıyorsa ve taret de böyle konik bir şekilde geliyorsa taretimin puntaya çarpma ihtimali var.
Eğer Punto ile çalışıyorsam benim ilk yapmam gereken Z'de takımımı konumlandırmak. G0, Z 2 dedim. Hop, insert. İlk önce Z2'ye gelecek. Sonra X 55'e insin. Hop, insert. Şimdi çevrime giriş yapabiliriz. Dedim ki G71 U1 yarı çapta 1 milimetre pası olacak. Emniyet mesafem ise R 2 olsun. Hop, insert. Şimdi U1 neydi? Bizim yarı çapta parçamızdan aldığımız talaş miktarıydı. R2 de bu 1 milimetre talaşı aldıktan sonra takımın ucunu 2 milimetre parçadan geri çıkar ve bir sonraki pasoya öyle gel. Yani sürterek geri gelmesin. Buradaki R bu demek. Yani pasoyu aldıktan sonra takımı boşa çıkarmak demek. Sonra tekrar G71 diyorum. P şu an 60. P70 diyorum ben. Çünkü P70'te başlayacak. Bu değerleri daha sonra değiştirebiliriz. Belki değiştirmemiz gerekecek. Onu söyleyeyim. Sonra Q. Finish'im yani takımımın P70 ile işte Q atıyorum 80. O değerler arasında sürekli gidip gelip parçamı işleyecek anlamına geliyor bu. Q ne diyelim? Şu an Q'yu sallayacağım. Q100 diyorum. Bu Q'yu çünkü nerede biteceğini bilmiyorum şu anda. Daha sonra düzelteceğim program yazdıktan sonra. U 0.2. Onda iki paso bırakacak x ekseninde bana. Yani çapta bana onda iki paso bırakacak finish takım için. Alında da 0.1. Alında CNC sorunlarda alında işlem yapmak biraz zordur. O yüzden alındaki finish'e bırakacağınız paso miktarını mümkün olduğunca az bırakın. Alındaki pasomuzu da bıraktık. Sıra geldi ilerlemeye. F 0.25 dedim ben. Bir de burada suyu açıyorum. M 0.8. İlerleme ve devir parçanıza ve takımınızın kalitesine göre değişiklik gösterir. Buradaki değerler sallanamaz. Onu söyleyeyim tekrar. Kullandığınız elması arkasındaki değerleri hesaplayarak buraya uygun ilerleme ve devir girin. Hop, insert dedim. Tamam. Şimdi G71 ile işlem yapacağımız için G71'den sonraki satırımız mutlaka x ekseninde hareket etmemiz gerekiyor. Eğer z ekseninde bir hareket yazarsak buraya, şu ikinci G71'den sonra z ekseninde bir hareket yazarsak program çalışmaz, alarm verir. O yüzden G71'de ilk önce x ekseninde hareket etmemiz gerekiyor. Şimdi bakalım bizim resmimiz nasıldı? 35'ten başlıyormuş. Mesela burada 2 çarpı 45 bir pahımız varmış. 35 çarpı 35'ten başlayıp 40'a kadar gidiyormuş. Şimdi gelelim buraya. 35'ten başlıyorsa ve 2 çarpı 45 pahım varsa 35'ten 2 çarpı 45'in yani 2 milimetrenin 2 katını düşeceğim. Yani 35'ten 4 milimetre aşağıya düşeceğim. Burası 31 olacak. X 31'de başlayacak. 2 çarpı 45 pah kuracak ve z eksi 40'a gidecek. Şimdi diyorum ki G1 ile x 31'den başla. Eop, insert. Sonra z 0'a yaklaş. Sonra x 35'e giderken z eksi 2.45 pah kır. Buraya C2 de yazabilirsiniz. Hop, insert dedim. Ben izo kodlarla yazacağım ki çünkü her tezgahlar C'yi kabul etmeyebilir. O yüzden ben doğru kendimce doğru olanı yaptığımı düşünüyorum. Sizin de böyle yapmanız zaman fayda görürüm. Çünkü şu kontrol ünitesine göre programdaki kodlar değişiklik gösterebilir.
Şimdi ne yaptık? 35'e çıktık. Şimdi z eksi 40'a gideceğiz. Z eksi 40 dedim. Resmimizi açalım. Şu an z eksi 40'a geldim. Burada bir R5 varmış. 5 milimetre. Buradaki radyüsümüzü yapalım. G3 ile yapacağız bunu bu arada. G3 saat yönünün tersi. G2 saat yönü. Şimdi 45'e çıkarken R5 yapacağız. Şimdi diyorum ki buraya G3 Z eksi 45. Özür dilerim. X yazmam gerekiyor ilk başta. Z yazsanız da o gerçi fark etmez ama biz doğrusunu yapalım. X kaç doğrusu ya? X 45 miydi? X 45 R5 ve Z5. Tamam. X 45 Z eksi 45 R 5 hop insert. Sonra G3'ten sonra mutlaka G1 yazmam gerekiyor. Yani G3'ü iptal etmem gerekiyor. O yüzden G1 yazdım. Z eksi kaça gideceğiz? 50 95. 95'e gideceğiz. Z eksi 95 hop insert. Sonra x kaça çıkıyoruz? X 50'ye çıkacağız. Burada herhangi bir pah yok. Tamam. Biz her zaman resim neyse resme uyacağız. X 50'ye çıkıyorum. X 50 hop Z eksi hadi 130'a gidelim ya fazla gitmeyelim. 130 hop insert dedim ve programı bitirdim. Şurada bir şeylik yaptık. Onu silelim. Z eksi 130 insert dedim ve M30 diyerek programımı bitiriyorum. Şimdi M30 diyerek programımızı bitirdik. Şuradaki bizim programımız bu arada N 140'ta bitti. Hemen şuradaki değerimi değiştirmem gerekiyor. Şuraya N140 yazacağım. Yani şey Q140 yazacağım. Ve Alt-R dedim, değiştirdim. Şimdi bu programımızı bir çalıştıralım. Daha sonra finish programına gelelim. Bakalım doğru gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz? Şimdi gerçek imalatta biz tezgahımızdaki yazdığımız programı çalıştırmadan önce tezgahın grafik sayfasından İlk önce yazdığımız programı kontrol ederiz ama burada gördüğünüz gibi çalışmıyor. Siz yazdığınız zaman programı mutlaka tezgahınızın grafik sayfasından kontrol edin ki illegal bir şey var mı yok mu? Tezgahınızı bindirmeyin yok yere. Şimdi kapağı kapattım. Programı resetledim, başa aldım. Tezgahın otomatik şekilde çalıştıracağı şeye aldım ben bunu. Bakın otomatiğe aldığım zaman şunu kapatayım. Burada takım yolum çıkmış oldu aslında. Şu an parçanın içinde olduğu için göremiyoruz. Neyse, çalıştıralım. Tabii çalışmıyor. Neden? Kapı açık. Girelim içine. Şu an tezgahımız parçamıza bindi. Üzülme. Takımımız parçanın ve aynaya bitti. Demek ki bir yanlışlık var burada. Hemen resetleyelim. Hemen bir el konumuyla uzaklaştıralım buradan takımımızı. Bakalım nerede hatamız var.
İlk önce programa bir bakalım. En son Z eksi 130'a gidiyoruz biz. Bizim stop parçamızın boyu neydi? 150 idi. 150 olmasına rağmen bilmiş ya. Bilmemesi lazım aslında ama. Neyse hadi bunu 200 yapalım biz. Tamam dedim. Parçamı da aynı zamanda yenilemiş oldum. Programımı resetledim. Başa aldım. MDI'yi aldım tekrar. Ve tekrar parçamı çalıştırıyorum. Stoğumuzu biraz uzattığımız için takımları sıfırlamadık. Onu sıfırlamamız gerekiyordu. Hemen referansa aldım. Uzaklaştırdım. Stoğumuzu da yenileyelim. Evet. Şimdi takım 1'i çağıracağım MDI'den ve bu takımı sıfırlayacağım. Takım 0101 hop insert start takımı hızlı bir şekilde parçaya konumluyorum. Offset kısmına geldim. Ben sadece Z eksenini sıfırlayacağım. Çünkü X'teki çapım değişmedi. Z 0 diyorum ve measure dedim. Hemen aynı şekilde takım 2'yi de sıfırlayacağım. Yine MDI'ye geldim. Takım 2'yi çağıracağım. Bunu da hızlı bir şekilde konumlayayım. Bunu da sıfırlıyorum takım 2'yi. Z 0 measure. Şu takım içi kullanmayacağım zaten. Bunları 0 yapayım. Tamam. Tamamdır. Şimdi programımızı çalıştıralım. Resetledim. En başa aldım. Otomatik konumu aldım. Parçamın içine gireyim şöyle ve çalıştırıyorum. Evet. Gayet güzel bir şekilde parçamızı işledik. Şimdi finish işlemi yapacağız. Kaba takımla işlemi yaptık. Şimdi bir de finish programı yazalım. Hemen referansa göndereceğiz ya. Edit'e aldım. Programın sonuna doğru geliyorum. Şuradaki M30'u M01 yapıyorum. Şartlı durdurma. M01'i gördüğü zaman tezgah ve burada optimum stop açıksa duracak. O M01'i gördüğünde. O da bu. Optation stop. Yani optation stop demek şartlı durdurma. Eğer buraya ben M01 yerine M0 yazsaydım hiçbir butonu açmadan otomatikman tezgah duracaktı. Yani ikinci defa benden bir start bekleyecekti. Ama ben her seferinde start'a basmak istemiyorum. Ben sadece şu tuşu açtığımda benim start'a basmamı istesin. O yüzden buraya M01 yazdım. Şimdi takımın finish'ini yazacağız. Finish için bize iki şey lazım. Bir, daha doğrusu G70'i kullanacağımız için bize iki şey lazım. Bir, şu başlangıç. G71'den önceki X ve Z değeri. İki, P ve Q değerleri lazım bize. Neymiş biz? X 55'ten başlamışız. Z 2'ymiş. Ve P70, Q70, 140. Hemen gelelim programımızı yazalım. Bu işlemi yaptıktan sonra tezgahımı bir sonraki takıma geçmeden önce bir referansa göndereyim. G28, U0,
W 0 hop insert ve şu neyse tamam. Yine punto ile çalışıyorsanız eğer ilk önce U yani x ekseninde referansa göndermeniz gerekebilir. Buradaki U x W z demek. Şimdi takım 2'yi seçiyorum. Yani bu takıma da bir isim verelim. Deneme G diye almıyorsam. Tamam. G97 yine sabit bir devirle S1500 M4 EOP insert G0 Z2 EOP insert X55 EOP insert. Evet. Sonra G70 P'miz kaçtı? Unuttuk onu. P70 Q140'mış. Tamam. P70 Q140 if'imiz de 0.15 olsun. Ve M8 dedik, suyu açtık. Satırımızı kapattık. Sonra tezgahımızı referansa gönderiyorum. Çünkü işim burada bitiyor. G28 U0 W0 M9 dedim burada, suyu kapatsın. Sonra programı bitirsin. M30 diyerek de programı bitirelim. Evet. Şimdi en baştan çalıştıralım. Stoğumuzu yenileyelim. Ya da ilk önce bir şeyi görelim. Finish'i görelim. Sonra en baştan başlayalım. Takım 2'ye geldim. Otomatiğe aldım. Kapımı açıkmış ve kapattım. Ve çalıştırdım. Evet. En sonunda saçma bir şey yaptı. Onu niye yaptı? Bir bakalım bir daha. Nerede yanlışlık var? Adım adım gideceğim. Single blue açalım. Problem var. Bakalım programımızda bir hata var mı? Bundan olacağını pek zannetmiyorum ama denemiş oluruz. En baştan çalıştıralım. Parçamızı yeniledik. Parçamızın şöyle de içine biraz yaklaşalım ve çalıştıralım.
Evet. Normalde programda bir hata yok ama dediğim gibi bazı kontinuiteleri 71 komutunda farklı çalışabilir. Tamamen şu fanun serisine göre program yazma diliniz bazen değişiklik gösterebilir. Onu söyleyeyim. Çünkü programda bir hata göremedim ben. Ya da benim göremeyip de sizin gördüğünüz bir şey varsa da bana yazın. Ama ben programda bir hata göremiyorum şu anda. Bu videomuz bu kadar. Neyi görmüş olduk? G71 ve G70'i gördük. Kaba tonalamayla parçamızı işledik. Ve G71 ile finish yaparak da parçamızı işlemiş olduk. Bir de şöyle uzaktan görerek parçamızı bir kez işleyelim ve videomuzu bitirelim. Evet, videomuzu sonlandırmadan önce ben bir şey fark ettim. Şuradan takip ettim programı. Eğer şöyle yaparsak sorun çözülür. Normalde bizim gerçek hayatta kullandığımız tezgahlarda böyle bir problem yok ama burada problem şu aslında. Şuraya geldim. Bir satır daha açıyorum. X 55 dedim. Z'e bastım ya, özür dilerim. X 55'e çıksın. Tamam. X 55. Yukarıdaki Q'mu düzelteyim. Ne oldu? Q 150 oldu. Q 150. Alter. Şuradaki Q'yu da düzelteceğiz. Q150. Alter. Tamam. Optimum stop'u şöyle yapalım. Stop'umuzu bir yenileyelim. Otomatiğe aldım. Optimum stop kapalı mı? Evet, kapalı. Şimdi çalıştıralım. Problem yaptı. Yapmaması gereken bir şey ama neyse. Bu videomuz bu kadar. Ben Mustafa Karaca. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.